Herkese selamlar dostlar. 10 Eylül 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 9 adet mücadelem var. Ağırlık ideal tercihlerden gittim. Bu cumartesinin bülteni çok da parlak değil. Ona göre biraz daha dikkatli olun. Videonun başına uyarımı yapayım. Dilerseniz direkt başlayalım. Öncelikle bir skor yarışmamız var. Bu skor yarışmasından önce Fenerbahçe maçının skoru kazananını açıklayalım. Clavis isimli kanal sahibi 2-1'lik skoru bildi. Birçok skor bilen var fakat çekiliş yapıyoruz. Bahsettiğim bir kişi alacağız dedik. Clavis oldu o da. Eylül'ün sonuna kadar kalabilir. Marsilya Lille maçının skorunu sizlere sorduk. Sizce bu maç skoru ne olur arkadaşlar? Tamamen size sorduk. Bakalım görüşlerinizi de yorumlara bekliyorum. Eğlence güzel. Hatta ben kendi skorumu söyleyeyim. 1-1'lik bir maç çıkabilir. Belki Lille tarafına 2-1'lik. Lille tarafı galip gelebilir diye düşünüyorum. Siz de kendi düşüncelerinizi yoruma yazabilirsiniz. Geçtim bunu. Öncelikle genel raporumuzla başlayalım. 7 Eylül YouTube raporu ekrana geldi. Toplamda 6 tane maç vermişiz. Hepsine zaten ideal tercihlerden yaptık. Bu 6 maçın 5 tanesi başarılı oldu. Sadece Frankfurt'un KGV'ı yattı. O da neyden yattı? Frankfurt oynadı atamadı. Kontrataklarla birlikte Lisbon geldi, maçı kopardı. Ajax'ın galip geleceği 1.5 üstü. Napoli'nin KGV'ı, Barcelona'nın her iki yarıyı kazanırı, Bayern Münih'in atacağı 2 gol, Tottenham'ın atacağı 2 gol zor da olsa geldi. Güzel bir gün geçirdik. Mesajlarınızdan dolayı teşekkür ederim. Geçtim. Yüksek misliyle ne yaptık? Yüksek misliyle süper ilerledik. Ne ilerledik mesela? Inter Bayern Münih mücadelesine sağdaki yüksek misli. Not da uyardım. Normalde 1000 TL gidiyoruz burada. 1000 TL girmeyin. 400 TL girin dedim. O seviyelerden örnek olarak verdim. Çünkü riskli olabilir dedim. Bayern Münih'in atacağı 2 gol olarak önerdim. Başarılı oldu. Maçta 2-0 bitti bakın şansımıza. Normalde Bayern 4-5 atar ama biraz daha riski azaltmaya çalıştım. 1.45 gibi oranından önerdim. Başarılı oldu. Avrupa için yüksek misliye baktığımız zaman da Liverpool'un atacağı 1 gol, Barcelona'nın atacağı handikap olarak da toplam oran 1.47 Avrupa olarak önermişim. Değerlendirenlere tebrikler. Yüksek mislinin amacı en güvenilir ve yüksek gidilecek maçları paylaşıp yüksek basıp ideal seviyede kazanmaktır. Geçtim bunu da. Bir de birebir kasa yönetimimiz var. En üst seviyemiz. Bundan bahsedeyim. Bundan kolay kolay bahsetmiyorum. Çünkü çok kişi geldiği zaman buraya gerçekten yönetmesi zor oluyor. Bu videolarda bahsedeyim ben. Burada şöyle oluyor arkadaşlar. Benimle WhatsApp halinde sürekli bir iletişim halindesiniz. Bu iletişim halinde benim mesela arkadaş yazmış Yusuf. 2K kasam var. Ayın 7'sindeki mi 6'sındaki maçlar ne oynayalım? Ben dedim ki ilk yüksek misli 750. Diğer maça da 500 at. Kenara çekil. Kendi verdiği kombin vardı. Kendi düşünceleri. Asıl önemli olan da bu. Düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Bir fikir birliği yapıyoruz. Herkesle birlikte. Bu da özelden yazarlarla birlikte. Ona göre onun da kafasına yatıyorum. Benim de kafama yatıyor. O şekilde başlıyoruz. Vuruyoruz. Geçiyoruz. WhatsApp iletişim hattı var. Diğer gruplara zaten giriyorsunuz. Kombineler vardı. 2 tane ideal kombine çıkarmıştım. Zaten tek bir maçım yattı. Lisbon'un KG varı. Onun dışında ideal 2 kombinemiz geldi. Burada da bir amorti ettik. Dilerseniz kombinemiz de böyleydi. Bunu da geçelim. Şöyle maçlara bir gelelim. Şöyle kaç dakika olmuş? 3 dakika. Şimdi öncelikle arkadaşlar bir tane vefat haberi aldık. Kraliçe 2. Elizabeth vefat etti. Ekrana görseli de gelmiştir mutlaka. Şimdi Elizabeth vefat ettiğinden 96 yaşında vefat etti. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Biz üstümüze düşeni yapalım. Görsel gidebilir. Premier Lig arkadaşlar iptal olabilir bu hafta. Onu belirteyim. Kombineme de almadım. Bu arada arkadaşlar videoya şöyle artı 500. Bakın. Artı 500 üzerinde bir like bekliyorum. 4500 kişi izliyor. 500 kişi de beğeni versin. Videonun sonuna da bir adet ideal kombine yapıştırdım. 2.10 gibi oranı var. Değerlendirecekleri şimdiden bol şanslar. Ben elimden geleni yaparım. Gerisi sağdaki eşeklere kalmıştır. Her zaman bunu belirtirim. Sizlerden ricam videoyu atsanız like'lardır. Dilerseniz başlayalım. Hannover ile Braunschweig mücadelesiyle başlayalım. Bakın Hannover'i normalde bu maçta direkt tercihimi söyleyeyim isterseniz. Hannover'in atacağı 2 gol benim için çok ideal bir tercihtir bu mücadelede. Bu maçta neden korkuyorum biliyor musunuz? Hannover'in son haftalardaki iyi gitmesinden dolayı korkuyorum. Yani bu kadar 4 haftadır kazanıyor. Kendi evinde 1-0 kazanıyor. Deplasmanda gollü galibiyetlere imza atıyor. 4 haftadır kazanıyor. Erken seans mücadelesi Bundesliga 2 her zaman da. Ya acaba bir sürpriz olur mu? Bir çelme takılır mı? Yani bu kadar iyi gidişten sonra bu takımlar bir tökezliyor illaki. Bu maç olur mu? Ondan biraz korkuyorum. Ama olmayacağını düşünüyorum. Çünkü Braunschweig takımını ben izliyordum. Özellikle sezonun ilk maçlarında Hamburg maçı vardı. Çok hoşuma gitti orada. Çok iyi geçiş oyunu oynuyordu. Ama gerekeni şey yapamadı. Braunschweig takımına baktığımız zaman da topa sahip olamayan bir takım. Yani topu ayağında çok fazla tutamayan. Bireysel hatalardan çok defansta yapabilen takım. Ayrıca bakın Bundesliga 2'nin bitiriciliği en kötü takımı olduğunu da net bir şekilde söyleyebilirim. Hannover takımı da hücum hattı gayet sağlam. Gol bitiricilikleri, bireysel paslarla, becerilerle birlikte pozisyon yaratması ve serbest vuruşlarda yapılan organizasyon ve atılan gollerle birlikte öne çıkan bir Hannover var. Eli yüzü düzgün bir Hannover takımı var. Braunschweig'a ben 2 tane gol atmasını idealden bekliyorum. Ev sahibi 1.5 üstün oranı 1.50 gibi oranı var. İdealden önerimdir. Erken seans maçı. Bir erken seans mücadelem daha. Rangers'la Aberdeen mücadelesi. Şimdi Aberdeen kendi evinde iyi oynayan bir takım. Şimdi Rangers'a burada zaten kafa tutması zor. 1.54 gibi oran açmışlar. Ama Rangers sallantıda. Şimdi Rangers'ın bir adet Şampiyonlar Ligi mücadelesi var bildiğiniz üzere. Oynadı. Ajax'la kaybetti o mücadelede. Şimdi tekrardan bir Şampiyonlar Ligi mücadelesi olacak. Kendi evinde Napoli ile oynayacak bu sefer Rangers takımı. Şimdi Rangers burada rotasyona gider mi? Ya gitmesi lazım bence. Son maçında ağır bir mağlubiyet almasın zaten. 4-0'lık ve oynamadan mağlup almışsın. Aynı şekilde Celtic'ten de 4 yemişsin sen burada. Şimdi ligde de kazanmak isteyecektir. Aberdeen takımı Rangers'a karşı şansı tutan takımlardan bir tanesi. Şimdi Rangers hem yorgun hem Napoli ile mücadelesi var. Ufak da rotasyona gidebilir. Ben burada ev sahibinin atacağı bir golü idealden alırım. 1.34 gibi oranı var. Risklidir Rangers'a karşı gol atması. Orana bakmayın. Gerçekten atma ihtimali var fakat zorlanabilir. Zor bir gol gelebilir. Çünkü karşıda oyunu domine edebilecek bir Rangers takımı var. Fakat evin atacağı bir gole ben burada yöneldim. Ayrıca mücadelenin genelinde de toplam gol 2-3 gol bekliyorum. Onu da bekleyeyim. Yüksek orandan yazmışım ben buraya. Kendi notlarımı almışım. Onu da bir şöyle gösterelim. 1.82'de onun oranı var. Ayrıca mücadele skoruna da 1-1 yazmışım. Belirteyim. Geçtim 3. mücadeleme. Napoli ile Spezia mücadelesi. Kvaratskhelia diyorum. Başka bir şey demiyorum. Sol kanatta yeni bir yıldız doğdu. Dinamo Batum'dan transferi Napoli'nin. Gerçekten inanılmaz. Bireysel çalımları olsun. Bireysel becerisi, pasları. Özellikle çalımları zaten inanılmaz. Oyun görüşü de muazzam. Sol kanadı. Geçen maç Liverpool maçında otoban ettiler. Spezia ile oynayacaklar. Bu sezon Napoli'nin maçları gerçekten bol gollü olur. Bakın bu maç gollü olmasa bile diğer 2 mücadelesi gollü olur, tekrar alırım. Çünkü oynadıkları oyun çok müsait. Defansı da hiç Mijay'ı gerçekten iyi çıkartıyor. Bu maçta rotasyona gider mi bilmiyorum. Çünkü kendi evinde bir mücadele oynayacak sanırım. Napoli Şampiyonlar Ligi'nin önümüzdeki haftada. Pardon, Rangers deplasmana gidecekler. Bu mücadeleye de önem vereceklerdir. Çünkü son mücadelesinde Lazio'ya karşı galip geldiler deplasmanda. İşte Spezia mücadelesinde burada kazanıp o aldıkları 3 puanı da burada taşlandırmak isteyeceklerdir. O yüzden ben mücadelenin Napoli'nin kazanmasını ve gollü bir maç beklediğimden dolayı da 2.5 üstünde 1 yaparaktan 1.47 gibi orandan değerlendirmenizi öneririm. Hoffenheim-Mainz mücadelesi. Hoffenheim takımı son mücadelesinde mağlup oldu arkadaşlar. Mağlup olduğu takım da Dortmund deplasmanda. Fakat önceki haftalarda çok da üretken vardı. Özellikle hücum hattında üretken bir Hoffenheim takımı vardı. Son maçta Dortmund'a karşı pek fazla üretken olamadı. Mainz takımına baktığımız zaman da onlar da 1-0 kazandı. Gladbach'ı yendi. Gerçekten deplasmanlarda oynadıkları oyun takdir edilebilir. Hoffenheim burada yükleneceği için Mainz takımı da burada aynı şekilde hem geçiş oyunu hem duran toplarla birlikte hızlı ataklarla Hoffenheim kalesinde pozisyon bulacaktır. Kombine minik mücadelesi KGV var tercih olarak değerlendirdim. Değerlendireceklere bol şanslar. Southampton Brentford mücadelesi. Dediğim gibi Premier Lig'in bir ertelenme durumu var. Umarım ertelenmez. Yine güzel gollü geçmesini beklediğim maçlardan bir tanesi. Southampton takımı kendi evinde mesela United maçında gol atamadı. Diğer maçlarda gol attı. Fakat United maçında da özellikle ikinci yarısını izleyin. Çok fazla atak yaptı. O ataklardan net pozisyonlara giremedi. Şimdi Brentford'a karşı oynayacak. Brentford takımı da deplasmanlardaki maçına bakın. Geçiş oyunu oynadığı için bakın. Brentford takımı kalesine baskı gördüğü zaman gol yiyebilen takım. Gol yiyebildiği için bunlar zaten ağırlıklı olarak deplasmanda dengeli oyunu tercih etse de bazı ataklardan %60'lık ataklarına baktığımız zaman da hızlı ataklarla, kontra ataklarla birlikte Toney, Portun, Mbomu gibi isimleri de besleyerekten de bir de Vista var tabii ki şu an ilk 11'e yazılmamış. Aynı şekilde onları da besleyerekten de hücumda tehlikeli olan bir takım. Ben burada yine tek bir tercih almışım sanırım. KG var tercihini almışım. 1.49 gibi de bunun oranı var. Oranı 1.50 idi. 1.49'a düşmüş, bilginize. Geçtim diğer mücadeleme. Sheffield'la Rotterdam mücadelesi. Sheffield'ın son mücadelesini izledim. Halsiz ile birlikte. Yani deplasmanda olmasına rağmen çok önde oynadı mesela. Estupinian'ın yani 30 metre top sürüp kaleciyle karşı karşıya kaldı. Öyle söyleyeyim. Orta sahada Defansı çok önde kaldı Halsiz'le mücadelesinde. Halsiz de gol atamadı. O maçta yüksek oranda 2 ve 1.5 üstü olaraktan da 1.90 gibi orandan önermiştim. İdealinde KGV olarak önermiştim. Mücadele 2-0 bitti. Sheffield burada kendi evinde oynayacak. Sheffield'ı izledim fakat Rotterdam tarafını izlemedim. Deplasmandaki maçlarına baktım biraz. Özetini izledim daha doğrusu. 90 dakika izlemedim Rotterdam'ı. Yani deplasmanda da çok fazla ileriye çıkamayan, yani Sheffield muhtemelen bu takımı ablukaya alacaktır. 1.32 oranı var ama ben şöyle bir değerlendirme yaptım. Evine atacağı 2 golü değerlendirme altına aldım. Maç skor beklentimde 2-0'lık bir Sheffield galibiyeti. Doğrudan mücadele beklentim 2-0. İdealden o yüzden 1.50 gibi orandan Sheffield'ın 2 golünü aldım. Geçtim diğer mücadeleme. City Tottenham mücadelesi, tekrar söylüyorum, ertelenebilir. Ben burada City tarafında olacağım tabii ki. Tottenham tarafı burada gol yememeye çalışacak. Kontra atak oynayacak Tottenham. Yani gidip de City'yi ablukaya alamaz veya City'yi Etihad'da üstüne gidemezsin. Üstüne gidersen 6 yersin, ağlarsın. O yüzden burada City takımı muhtemelen yine aynı şekilde oyun oynayacaktır. Tottenham takımı defansa daralacaktır. Kanatlara yönlendirecektir vesaire vesaire. Bu şekilde bir oyun geçecektir. City takımı da mücadele oynadı zaten. Her iki takım da mücadele oynadı. Tekrar hafta içinde mücadele yapacakları için bu takımlar Şampiyonlar Ligi'nde. Ben diyorum ki biraz da risk var mı? Var. 4.5 altına 1 alıyorum diyorum. Mücadele genelinde 5 tane gol çıkmaz diyorum. Ve şunu belirteyim. Mücadelenin beklentisi 3-2'lik City galibiyeti. Fakat ben diyorum ki o mücadele beklentinin tersine gideceğim. 4.5 altına 1 yapacağım bu mücadeleye. 1.66 gibi orandan önereceğim. Diğer mücadelem Schalke mücadelesi. Bochum takımı geçen hafta da gol atamadı değil mi? Werder Bremen'e karşı. Bakın o mücadeleyi ilk 45 dakikasını full izledim. Maç o kadar hareketli ki. Ya dedim ilk yarıdan 2 tane gol bile olur dedim bu mücadelede. KG var vermişim zaten o maça. İlk yarı bir gole girdim idealden. Oran geldi. 1.45 bantlarına girdi, aldım. Olmadı ama maç çok hareketli. Maçı bir izlediyseniz sizler de katılacaksınız. En azından özetine bakın. Çok hareketli ve pozisyonlu mücadeleydi. Ben devre arasında tekrar bir canlı bahis aldım katıl grubunda. Dedim ki maç sonu 1.5 üst gelir yani. Hareketli mücadele. Bochum'da atar, hatta 2.5 üst bile olur dedim o mücadeleye. 90'da Werder attı, 2-0 bitti, öyle kazandık o mücadelede de Bochum atamadı. Bochum'da 4 maçtır gol atamıyor ve son maçta gerçekten beğendim Werder Bremen karşısında. Schalke ile oynayacaklar. İki takım da zaten kazanamıyor ne zamandır. O yüzden burada bir var seçeneğine gidelim. Çünkü bu mücadele şey mücadelesi. Yani birbirlerini ısıracaklar, yiyecekler mücadelesi. Atan ata, kim kime dumduma misali. KG var tercihde ki şunu söyleyeyim. Yani özellikle Bochum tarafından ekstra bir performans bekliyorum geçen haftadan sonra. Onu da belirteyim. Schalke de kendi evinden oynadığından dolayı gol bulabilir bence. Son mücadelemde Marsilya Lille mücadelesi. Bu maçı da kombineme aldım. Neden aldım? Hem Marsilya'yı izledim hem de Lille'i izledim. Lille geçen hafta Montpellier mücadelesinde nasıl bir top oynadı? Aman Allah'ım. Dakika 2 kaçan gol pozisyonu net 2. İnanılmaz oynadı. Hatta ben dakika 5'te canlı verdim o maça baktıysanız. Herkes açık Telegram grubunda da verdim. Dedim ki deplasman 1.5 üstü alın. 1.54 gibi oranı var, kaçmaz. Dil inanılmaz oynuyor. İlk yarıdan bir tane attı. İkinci yarıda zaten rakip kırmızı kart görünce attı. Kırmızı kart derken 3 tane attı. Bamba attı. Bamba atmıştı 2 tanesini sanırım. Güzel bir maçtı. Marsilya da iyi bir takım. Ne kadar doğru haberleri olsa da takımda. Nasıl haberler, oyuncularla anlaşamıyor vesaire haberleri olsa da Marsilya iyi takım. Son mücadelede iyi oynadı. Kırmızı karttan sonra oyun koptu zaten. Burada Lille karşı iyi bir mücadele sergileyerekten de kendi evinde gol bulmasını bekliyorum açıkçası. Kendi evinde Frankfurt'ta oynayacaklar. Bir diğer mücadelede kombinemeli aldım. KG var olarak değerlendirdim. Geçtim bunu da. İdeal kombinemiz ekrana gelsin isterseniz. Şimdi Hoffenheim'la Mainz mücadelesi var. Dediğim gibi gollü bir maç bekliyorum. Maçın beklentisi zaten 2-2 skor. O yüzden aldım bu mücadeleyi KG var olarak değerlendirme altına. Ki kendi aralarındaki maçlar da golle geçmiş. Oyun olarak da birbirlerine gol atmaları çok müsait olduğundan dolayı 1.40 gibi orandan KG varını aldım. Yanına da Marsilya Lille mücadelesi vardı. Aynı şekilde KG var tercihini aldım. Lille geçen hafta inanılmaz oynadı. Deplasmanda Montpellier'e karşı. Marsilya kendi evinde zaten hücum oynayabilen takımlardan bir tanesi olduğundan dolayı KG varını aldım. Benim ideal kombinem bu şekilde. Değerlendireceklere bol şanslar. Yani videomuza like atıp kanala abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Videoların bildirimlerini açın. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.